Bugün Vivo'nun giriş seviyesinde öne çıkan telefonu Y35 ve onun daha uygun fiyatlı olan kardeşleri Y22s ve Y16 var. Bildiğiniz üzere Vivo tüm Y serisi modellerini Vivo Türkiye fabrikasında üretiyor. Y35 kendi segmentinde tasarım ve işlemci açısından öne çıkan bir telefon ama kardeşleri de onunla aynı tasarım çizgisini takip ediyor ve benzer özelliklerle birlikte geliyor. Gelin Vivo Y serisinin 3 üyesi Y35, Y22s ve Y16 bizlere neler sunuyor birlikte bakalım. Öncelikle 3 telefonda dolu kutularla birlikte geliyor. Üst segment telefonların kutularında artık göremediğimiz şarj adaptörü, kılıf gibi aksesuarlar 3 telefonun da kutusunun içinde yer alıyor. İsterseniz tasarımla başlayalım çünkü telefonlar giriş seviyesi için özenilmiş tasarımlara sahipler. Vivo şık tasarımlarla karşımıza çıkan bir marka. Geçtiğimiz günlerde incelediğimiz yeni V serisinin şık ve premium tasarım özellikleri yeni Y serisi modellerde de kullanılmış. Özellikle Y22S'in arka paneli benim çok hoşuma gitti renk tonu olarak ama sarı tonlarını seven leriniz için Y35'te gün doğumu ışıltısı diye adlandırılan bir sarı tonuyla geliyor. 3 telefonda renkler ve milimetrik ekran boyutu farkları dışında tasarım açısından birebir aynı neredeyse. Damla çentik, sağ tarafta parmak izi okuyucu özelliğine sahip. Açma kapama tuşu, ses açma kapama tuşları, üst kısımda SIM ve hafıza kartı girişi, alt kısımda da şarj girişi, kulaklık girişi ve hoparlör 3 telefonda da aynı yerde yer alıyor. Renk farklarına baktığımızda üç telefonda ikişer farklı renkli birlikte geliyor. Y 35 gün doğumu ışıltısı ve yıldızlı mavi. Y22 kez yaz esintisi ve yine yıldızlı mavi. Ve son olarak da Y16 yıldızlı gece siyahı ve ışıltılı altın seçenekleriyle birlikte geliyor. 3 telefonun da tasarımlarının şık olduğunu söyleyebilirim. Hatta modelleri bilmesem ve arkadan görsem hepsine V25 diyebilirdim. Birebir aynı şık tasarım çizgisini paylaşıyorlar. Telefonların tasarım özellikleri bir yana bir taraftan da dayanıklılık özellikleri öne çıkıyor. Giriş seviyesi modellerde genelde dayanıklılık pek ön planda değildir. Ona harcanacak para maliyetten düşürülmüş gibi düşünülür ama Vivo Y serisinde dayanıklılığa önem vermiş. Elimizde 3 telefona ait dayanıklılık verileri var. Bu verileri sizlere sunalım. Markanın iddiasına göre Y35 ve Y22s modeli tam 32.000 düşürmeye karşı dayanıklı. Test koşullarını bilmiyoruz ama bu çok yüksek bir sayı. Web teknoya sağlamlık testine mi davet etsek acaba diye düşünmeden edemiyorum. Y16 modelinde ise daha çok tuşların dayanıklılığı önemsenmiş. Güç düğmesinin 150.000, parmak izi okuyucunun 500.000 ve Type-C şarj girişinin 10.000 kullanıma kadar dayanıklı olduğu belirtiliyor. Vivo dayanıklılık konusuna da biraz dikkat ediyor demek ki. Telefon bakarken artık bütçemiz ne olursa olsun giriş seviyesi bir model bile araştırırsak kamerasını önemsiyoruz. Vivo da bu gerçeği bilen ve kameralara önem veren bir marka. Bundan önce incelediğimiz modellerde de kameraya özenildiğini görmüştük. Kafa karışıklığı olmaması adına kamera kısmında telefonları tek tek ele alalım. Y35'in kameralarına baktığımızda arka kamerada f1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik bir ana kamera. 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellikte bir bokeh kamerası görüyoruz. Makro ve bokeh kameralarının ikisinin de diyaframı f2.4. Özellikle açık alanlarda giriş seviyesinden çok biraz daha orta segmente yakın bir performans veriyor. Kapalı alanlarda ise ışık düştükçe doğal olarak biraz daha kumlu sonuçlar alıyorsunuz. Ama telefon bunu işleyerek daha kullanılabilir hale getiriyor. Bence kendi segmentinde iyi sonuçlar veriyor. Arka kamerada video olarak 1080p 30 kare ve 720, 30 ve 60 kare çekimler yapabiliyorsunuz. Video performansı da gün ışığında ihtiyacınızı karşılayacak düzeyde ama optik imaj sabitleyici olmadığı için video çekerken elinizi titretmemenizde fayda var. Telefonda ayrıca 16 megapiksel F2.0 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera görüyoruz. Bu kamera kendi segmenti için iyi diyebileceğimiz bir performansa sahip ve gün ışığında tatmin edici sonuçlar veriyor. Y22s'in kameralarına baktığımızda arka kamerada Y35'te de olan 50 megapiksellik ana kamerayı ve 2 megapiksellik makro ve 2 megapiksellik bokeh kamerayı kamerasını görüyoruz. Y35 ile birebir aynı kameralar oldukları için performansları da eş değer. Öne çıkan tek farkı ön kamerada görüyoruz. Ön kamera y 35ten farklı olarak 8 megapiksel çözünürlükle ve f2.0 diyafram açıklığı ile birlikte geliyor. Çözünürlüğün daha düşük olması son çıktıya baktığımızda çok bir şey değiştirmiyor. Ön kameranın da performansı Y35'e çok yakın. Y16 bu 3 telefon arasındaki en uygun fiyatlı seçenek ve kamera özellikleri de ona göre biraz kırpılmış olarak geliyor. Arka kamerada 13 megapiksel megapiksellik bir ana kamera ve 2 megapiksellik bir makro kamera görüyoruz. Diğer iki modelde yer alan bokeh kamerası Y16'da yer almıyor. Ön tarafta ise 5 megapiksellik bir ön kamera görüyoruz. Performans konusunda gün ışığı altında yine fena değil ama tabi kamera sizin için öncelikli ise Y35'i veya Y22S'i düşünmeniz daha doğru olacaktır. Telefonların işlemcilerine baktığımızda Y35'te ve Y22S'te Snapdragon 680 Y16'da ise MediaTek Helio P35 işlemci yer aldığını görüyoruz. Snapdragon 680 daha çok orta segmentte kullanılan bir işlemci. Y35 ve Y22S de performans konusunda orta segment standartları yakalanmaya çalışılmış ve iki telefonun benchmark sonuçları da birbirine oldukça yakın çıkıyor. Y16'da kullanılan Helio P35 işlemcisi de aslında bir orta segment işlemcisi. Sadece Snapdragon 680'den biraz daha eski bir işlemci. Ama günümüz teknolojilerini hala desteklediği için günlük kullanımda giriş seviyesi bir telefonda ihtiyacınızı karşılayacaktır diye düşünüyorum depolama verem özelliklerine baktığımızda y35'te 8 artı 8 RAM ve 250 GB depolama y 22 ste 6 artı 6 RAM ve 128 GB depolama Bu arada belirtelim y35 ve y 22s Android 13 güncellemesiyle ile birlikte geliyor y 16da ise 4 artı 4 RAM ve 64 GB'lık depolama görüyoruz. Burada artı olarak aktardığım RAM'ler sanal RAM'ler. Telefonların performanslarına baktığımızda Y35'in yoğun kullanım için en mantıklı seçenek olduğunu söyleyebilirim. Telefonun donanımı çoklu uygulama kullanımı esnasında ihtiyaç duyduğunuz performans size verecektir. 3 telefon arasında çoklu uygulama kullanımına performans olarak en çok yetebilecek olan Y35 modeli. y 22 de durum benzer aslında ama RAM'i Y35'ten daha düşük olduğu için bir tık geride kalıyor. Y16 ise daha çok basit kullanım için tercih edilebilir. 3 telefonun ortak bir noktası ise batarya kapasiteleri. 3 telefonda 5000 mAh'lik batarya ile birlikte geliyor. Eğer telefonu çok yoğun kullanan bir kullanıcı değilseniz 3 telefonda ortalama kullanımda bir günü rahatlıkla çıkaracaktır. Yani Vivo bu 3 modelde batarya kısmında herhangi bir ayrım yapmamış telefonlar arasında. Videonun başında telefonların kutu içeriğinin dolu olduğundan bahsetmiştik. Telefonların şarj adaptörlerinden de biraz bahsedelim. Y35 ve Y22s 18 wattlık hızlı şarj adaptörü ile birlikte geliyor ve markanın iddiasına göre 70 dakikada %70 şarja ulaşıyor. Y16'da ise hızlı şarj adaptörü yerine 10 wattlık normal bir adaptör geliyor. Bugün stüdyomuzda Vivo'nun Y serisinin 3 farklı modelini misafir ettik. Üçü de giriş seviyesinde bütçenize göre tercih edebileceğiniz telefonlar. Telefonların fiyatları günümüzde çok değişken ama en azından hani bilgi sahibi olmanız adına bu videonun yayına girdiği dönemde yani Aralık 2022 döneminde Y35'i 9000 lira bandında Y22S'i 7500 lira bandından Y16'yı ise 5000 lira bandından bulabiliyorsunuz. Vivo Y serisinin son üyelerini nasıl buldunuz? Eğer bir Vivo kullanıcısıysanız deneyimleriniz nasıl? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Hoşçakalın.